Zeynep çok şaşırdım, şok oldum resmen. Biz çat diye Mona'yım dedi. Ya sen de inandın mı Tarık? Ya Mona değilse? Yani her arayıp ben Mona'yım diyene inanacak mısın sen? Bir mail at bakalım, ne cevap verecek? Kız şifresini çaldırmış, o yüzden cevap veremiyormuş bana. Görmüyormuş maillerimi. Ben de kimlerden şüphelendim ya. Neyse şimdi aradı da rahatladım. Telefon da var artık bende. Kimden şüphelendin ki? Boşver ya. Saçma sapan düşünceler işte. Paranoya bağlamıştım ben. Ya Zeyno, kalbim duruyordu resmen. Esma da şok oldu. Esma mı? Esma nereden çıktı ya? Esma'yı nerede gördün? Yanımdaydı, programı dinlemeye gelmişti. Yani sonra çekti gitti. Konuşmam biraz uzun sürdü galiba, sıktım onu. Ne yaptın kardeşimi, yalnız mı bıraktın? Ya o salak kız yüzünden Esma'yı bıraktın da gitti mi yani? Zeynep, bana niye bağırıyorsun ki? Çekti gitti diyorum. Dur dedim, hiç dinlemedi. Yetişemedim ben de arkasından. Tamam Tarık, kapatıyorum. Teyzem duyacak şimdi zaten. Hadi. Çok kötü oldu ya. Ben Esma'yı mı arasam? Konuşmaya ihtiyacı vardır. Ya Zeynep, bak Esma sana söylediğimi duyarsa bana çok kızar. Ben arayayım. Hadi ara bakalım. Açmıyor. Şimdi konuşmak istemiyorum Emine. Sonra konuşalım. Hay Allah ya. Kuş yürekliymiş. Mona benim. Kuş yürekli benim. Aptalsın Tarık.